yeni yenilgisiz takım kalmadı. Herkes rahatlamıştır. <laughs> yani geçen hafta Fenerbahçe. Seri meri deniyordu. Bu hafta Galatasaray. Ee hocam biraz. Seri sonu oldu işler. Se evet. <laughs> ee, şeyler zorlaşmaya başladı tabii. İşin rengi değişiyor. 12. haftaya geldik. Üçte birini aşağı yukarı geride bırakıyoruz. Bizim seri sonu. Çay kahvede seri sonu olmuş hocam. Soğumuş. Hocam erken getirdiler. Seri beni. sonu. Erken getirdiler hocam çayları. Zamanlama yanlışmış demek ki. Evet hocam. Biz doğru diye. zamanlama yapalım hocam. E, devre arasında dedik ki... <laughs> e, Galatasaray... Yani yorgunluğu belli oluyor. Daha önceki gibi e, dinamik ve... Hızlı bir şekilde rakip alanda top çevirip... Hızlı hücuma kalkamıyor. Ama tam tersi Hatay'da... Arkada kalabalık. Topun arkasına geçiyorlar ve... İleriye savunma arkasında toplarla tehlike yaratıyorlar. Hep ikinci arada da böyle oldu. Gol de böyle geldi zaten. Ee, Hatay Spor çok iyi mücadele etti. Galatasaray'da sanki biraz Avrupa maçının faturasını ödedi. Topla oynama süreleri ne kadar? Var mı arkadaşlar da? Hocam onu almıyorlar galiba ama burada şimdi ölçüyorlar ah, mı arkadaşlar? Ölçüyorlarsa bir bakalım. Acaba ne kadar? Ona bir bakacaklar. İyi. Oynama yüzdeleri 70'e 30 gibi. Ya. Artık yani, 71'e 29. Evet Galatasaray fazla ama toplu oynamanın bir faydası olmadığını gördüler. Bıraktı işte topu sana. 70'e 30 sende. Şöyle de... söyleyeyim. Volkan Volkan dersine çalışmış. Okan dersine çalışmamış. Biri sınıfı geçti, biri sınıfta çaktı. Bu akşamın özeti bu. Çok ne? rakibe göre, maç öncesi yayıncı kuruluşa rakibe göre hazırlandık. E ee, buna göre bir plan yaptık demişti Volkan Demirer. E hani yok yok Volkan dedi. Ha Volkan doğru <laughs> demiş. Ben Okan. Yok yok Volkan. Volkan Volkan, Volkan, Volkan doğru. Çünkü hakikaten iyi hazırlanmışlar ve istediklerini yaptılar. Oynadılar. Galatasaray iziyeş'le ilk yarı oyunu açtı biraz. Yaptı ama bir oradan zaten tehlikeli oldular. O da yorulup oyundan çıktıktan sonra Galatasaray'ın hiçbir gücü kalmadı. Çişirdiler sonra Hiçbir gücü kalmadı. Yani Galatasaray böyle maça etkili başladı. Hatay da ona tepki verdi. Ha, i̇yi maç oluyor dedik. Fakat vakit geçtikçe Hatay daha bir diri kaldı. Daha çabuk ucuma çıktı. Daha bir etkili oldular. Galatasaray gittikçe aşağı doğru indi. Gitti Hocam bir zor düşün. be Bayan Münih karşısında oynuyorsun. Yani o hocam Münih kadronu bayağı... hocam tamam da kadronu ona göre kurdum diyorsun. Kurdu. Şampiyonlar Ligi diyorsun. Bunların alamıyor. olacağı belli. O, belli tabi. Bunların olacağı belli. Onun için hani bir laf var. Yok abi razı olacaksın. Bak 29 yapmış. Öteki yok abi yani bu maçtan en kötü bir ya zaten berabere kalsaydı büyük başarıydı. Sen öyle diyordun. Evet şu gidişatta beraberlik yani olursa iyi diyordu. Galatasaray buradan diyordum. bir beraberlik çıkarırsa büyük başarı diyordu. Yani bir puan çok iyiydi onlar için. Bak e, şey böyle toplu oynama yüzleri ama hep orta saha civarında top kalmış %55. Evet. Yani e, bir yerde 34, 31 diğer de, diğer tarafta 14. Yani şey değil 14, orta sahada daha çok. 14 dokunmuş. bak %14 gelen Hatay yüzde otuz giden yani hemen hemen iki misli giden Galatasaray'a göre rakip kalede daha tehlikeli oldu. Evet. Birkaç tane topu falan atabilseler. Tabii son tercihlerde son pas son vuruş. Mesela Çünkü bir kalmaya başladı Galatasaray. A. Mesela bir pozisyonda hakem oyundan çıktı dedi top. Ben hala şüpheliyim. Mesela, mesela bakacağız onları. Onu onu avuç çizgisine yakın yer olmasına rağmen ikinciyi göstermedi yayıncı kuruluş. Bak dikkatini çekerim. Ondan sonra bir offside'ı gösterdi. O kamera var daha yakın. Yani daha doğru bulabileceğimiz topun avuta çıkıp çıkmadığına dair bir kamera var. Ve mesela bayrağı geç kaldırıyor. O sırada Hatay ucuma çıkıyor filan. Yani tuhaf tuhaf işler oluyor tabii. Yerini de kaybet. Onlarla da ilgili bir şeyler söyleyeceğim bak. Onu söyleyeyim. Bu yayıncı kuruluşlar, nakle yayınlarla ilgili seyirciye Bundan sonra maçları seyrederken nasıl bakmaları gerektiği konusunda hatta seneye ihale olursa ne yapmaları gerektiği konusunda. abi bunları izah etmek kulüpler lazım. Kulüpler birliğine mi? Hem kulüpler birliğine izah etmek lazım. Hem şey izah etme kulüpler birliği mutlak biliyordur kulüp başkanları filan ama ne kadar ne kadar tavır koyabiliyorlar el koyabiliyorlar. Mal onların çünkü onlar o kanın altına gidiyor. Onun için... Yani, İkinci bölümde konuşacağız onlara. Bakacağız de. onlara. Önemli şeyler var. Güzel şeyler dinleyeceksiniz. Bazına diyeceksiniz ki hadi ya bu olur mu diyeceksiniz ama oluyor işte. Öyle mi? Tabii tabii. Bazı şeyler var. Hani hadi ya diyeceksiniz ama gerçek. Peki hocam bekliyoruz merakla. Isı haritaları gözüküyor. Bak Galatasaray hocam yani az önceki o rakam var ya %55 ortası. <laughs> Almak çıkıyor işte. E, tamam. <laughs> Nerede? <gülüyor> Nerede? <gülüyor> orta saha kırmızı. Evet. Ceza sahasında aynı şekilde randıman veremiyorsun. Hocam o kadar ağır gittiler ki işte o, Orta hocam. sahada langır langır langır. Ya bir bakıyorsun Hatay 10 kişiyle gelmiş. Bir kişiyi bırakmışlar o da orta sahada falan 10 kişiyle gelmiş. Ama çıkarken Hatay Kızılderililer gibi çıktı. Otur patır, patır patır çıktılar. Ve düşün Mustara ...artık bir yerde libero oynamaya var Evet. Süpürücü oynamaya başladı Mustara. Yani bir 4-5 topu Mustara süpürücü yani. Onu ileri çekti. Evet. Ayağı da Evet. Bu e, arada Hatay biraz daha top kullansa 3 olur. 78'den sonra filan 3 olur. Ondan sonra da Allah'a neler olurdu bilmem. Hocam şimdi devre arasında da konuştuk. Ziyeş ilk yarıda yorulana kadar dedik. İşte top attı etti bir şeyler yaptı falan. Ama mesela Oliveira Aynı randımanda değildi. Mertens aldı sonra. Hmm. Mertens de artık belli bir süreden sonra şişirmeye başladı sadece. Şimdi Galatasaray'da ya üretkenlik problemi oluyor, ya direnç problemi, fizik kalite problemi oluyor. Yani orada bir seçime gitmesi gerekiyor. Ama Avrupa maçlarının etkisi çok net belli oluyor. Yani bazı oyuncular al işte Endombe'le giremiyor. Ne bileyim Zaha yoruldu, Ziyech 55-60'da yoruldu. Yani iyi olan Icardi mesela e, Bir yere kadar sakat oynuyor adam e Sakat ama yani şimdi Şu var ya Tamam da yani sakat oyuncu bir yere kadar sakat Şimdi 15 gün var Icardi performansını verir misiniz sola Bunlar bu arada canlı şeyleri de bekliyoruz Belki röportaj imkanı da olacak Bak hocam Sakatlık öncesi bir tarafta Sakatlık sonrası bir tarafta Icardi performansı Şimdi bak sakatlık öncesi 1,25 gol ortalaması var Icardi'nin. Sakatlıktan sonra golü yok. Evet. Şut 2,12'ymiş 1,3'e inmiş. İsabetli. 4,75'ten 2,3'e inmiş toplam şut sayısı. Topla buluşma biraz daha azalmış. Rakip ceza sahasına giriş yarı yarıya azalmış. Kaçırdı bu kilit paslar hani daha çok pas ya Bugün işte. bir pozisyon geldi Ender. Sağlam Icardi onu yapar. Değil mi? Yani şu sağlam rakamlar aslında net söylüyor her şeyi hocam. Sol ayağını rahat basamadı. Basamıyor, sağ Yanlı vuramadı. Sol ayağından yere basamadı. Şöyle için, bir şey oldu. Evet, sol ayağından yere iyi basamadığı için sağ ayağla vuramadı. O kadar basit. Ya Icardi gibi adam onu yapmaz. Yapma. O topa iyi durumda olmadığından evet. yapıyor. He, ama şu da var hocam. Ee, Sen konuşuyorduk? Başına da iki tane oyuncu koyuyor rakip her şeye rağmen. Ama diğerleri şimdi şu da var. <laughs> şimdi Kerem'in oynadığı yer. Evet. Tamam koşuyor filan Kerem ama abi e vuruş. Çünkü senin olduğun yerde artık rakip ceza alanı içinde sen ikinci adamsın. En ilerideki adamdan sonra sen geliyorsun. Pozisyon sana gelecek. İki tane. Sen o gelen pozisyonlara Tabii. iyi vuruş yapamazsan. Senin orada işin ne? İlk yarıda Bunu hem, 8'de hem içerideki maçlarda, pozisyon var, çok hem içerideki pozisyon. maçlarda hem dışarıdaki maçlarda yapamadı. Yok. E, Kerem iyi çocuk, iyi çocuk. İşte koşuyor, koşuyor. E, netice yok. Hatice iyi. Koşuyor. Bilmem Soldayken ne. Hatice, daha randımanlı oynuyordu hocam. Evet. Orada bir dinleniyordu, çıkıyordu. Daha dil Alver kalıyordu. Evet. Orada iyi kullanıyordu orayı. Mesela burada kitlendi. Ben Pek de istemedi. Pek de burada oyuncak oyuncu değil abi. Onu Peki o zaman Kerem'le ilgili gelsin. Zaha Zaha sola geçtikten sonra ve forvet arkası oynadığı. Bakın. Hadi o da geldi. Bu da güzel bir veri. Sol kanat oynarken 14 maçta 4 gol, 7 asist hocam bak. Sol kanatta 4 gol, 7 asist. Geliyoruz buraya. Forvet arkası oynarken 8 maçta 1 gol. Al hocam. O kadar net ki asisti yok. Sağlaması. Demek ki Al demek yok. Ki, demek ki bu oyuncunun Sışıyor orada. Asist özelliği gol özelliğinden fazla. Tabii. Niye? Kıvrak adam önünde boş arazi bulursa, mesafe bulursa gidiyor. Giderken adam geçerek gidiyor. Tabii. O büyük avantaj. Yani durarak adam B6 geçmiyor. Oluyor. Verkaç yapıyor. Adam B eksilterek gidiyor. Haliyle o zaman da asist yaptığı zaman Icardi'ye de daha faydalı olabilir. Tabii. Icardi, burada, olmuyor. burada olmuyor. Icardi ile alberleri Icardi'ye bitirici pası çok fazla. Olmuyor işte. Yani. İçeride Sol İçeride de olmuyor, dışarıda da olmuyor. Açık. Baksana yani. hocam. Bir gol. 8 yani. maç. 14 maçta 4 gol yedi. 11'e 1. Evet. Gole katkısı 11 burada. Sol kanatta. Forvet arkasında 1. Evet. Sağlaması burada hocam. Konuştuğum Açık. Gibi. Sıkışıyor İyi. orada. Orada sırıtıyor. Orada olmuyor. Oraya başka bir yapacaksın. Ama ne yapacaksın? yapacaksın? Şimdi... Yani bilmiyorum ki Bunun orada Bunun çaresini yapacak adam benden sen değiliz. Bunun çaresini bulacak adam teknik direktörü. Okan bırak. Kerem'den de vazgeçmek istemiyor. Yerli rotasyonu da önemli bir oyuncu. Doğru. O zaman öbür taraflarla oyna. Başka bir şey yap yer. Yani. Abi. Şimdi bilinen herkes yapar. Bir de bak ya antrenmanda filan bir bilinmeyene bak bir şey yap. Hani biz görelim ki da bunu Okan iyi düşünmüş diyelim. Şapkadan tavşan çıkarttı. Abi. Çünkü elindeki kabiliyetli oyuncular var. Sisteminle oyna. Bir şeyle oyna. Yani bunu yapabilirsin. Türkiye Ligi'ne göre senin kadron çok iyi. Çok. Türkiye Ligi'ne göre. Hem kalitesi o zaman iyi oyna. hem de derinliği O zaman oyna. Öyle bir iki iş yap ki. Aa Okan'a bak ha öyle bir iş yaptı ki. Maçı çevirdi olayı. Çevirdi diyelim. Maçta oynanma süresi 70 küsur. E, Tehlikeli olan takım Hatay. Dikkatini çekerim hocam. Hatay son 3 maçını kaybetti. Evet. Fenerbahçe, Kayseri, öteki ne? Bir maç daha kaybetti. Bir maç daha kaybetti. Dur. Evet. Gelecek şimdi. Sallamayalım hocam. 3 maç biliyorum ben. kaybetti. 3 maç hocam doğru. 3 maç kaybetti. Samsun Samsun. Samsun mu ya? Bir bakalım şimdi gelsin. Ee. Evet Samsun. Ee. 4-2 2-1 2-1 kaybediyor. Galatasaray maçını kazanıyor. Galatasaray kazanırken de çok fazla zorlanmıyor hocam. Çok fazla zorlanmıyor. Dikkatini çekelim. Yani çıkıyor, kendi planını uyguluyor. Galatasaray'a, Galatasaray'ı kitliyor. Kendi de rahat rahat oynuyor. Boş alanda bırakmıyor. Öne geçtiği için de avantaj oluyor. Belki hani mağlup duruma geçtikten sonra hücum edecek, arka tarafa açılacaktı filan. Her şey istedikleri gibi oldu bugün. Galata... Yani Volkan'ın planları tuttu. Tuttu. Galatasaray geriye düşerek bir oyun senaryosu yaşamamıştı. Bir 7-8 dakika Ankara gücü maçında gerideydi. Bugün hep gerideydi. Şimdi şu var ya bizim televizyonlar hepimiz hani gazeteler i̇şte 55 yaşındaki teknik direktör bilmem ne işte bilmem hangi takımın başında. O işleri çok. Yani. 14 puan şey 14 maç seri. Öteki antrenör bilmem kim bilmem kaç yaşında. Bilmem kaç seri. Alın size seri. Size seri sonu. Satış. Seri sonu. haber yani. Dumping. O, alın. O, o sıfatları falan şeyleri çok yapıyorlar ya. İnanılmaz ya. ya. Hep aynı. Hocam ya şey ya. İnternet şeyi. Hep aynı. E, ee, şu kadar yaşlı antrenör, klişe, klişe şu kadar kaybetmedi, bu kadar kaybetmedi, bu kadar kaybetmedi, bu kadar kaybetti. Ya bırakın işte. Futbola bakın abi, oynattı, tova bakın. Galatasaray evet. Avrupa'da iyi diyoruz. Hadi iyi diyoruz da. İyi hocam. Çok iyi mücadele ediyor açıkçası. Mücadele olarak müthiş mücadele ediyor. Ya bayan maçlarını gördük hocam ya. Ha sonucu diyorsan ona da bakacağız. Yok, Daha iki maç var. Tamam da en Ender, iki maçı inşallah iyi geçer inşallah. Ama şimdi çok iyi oynuyorsan, çok bilmem ne yapıyorsan Niye geleceksin kazandın? abi. O e ya puan alacaksın abi ya bana hikaye anlatmasan. Şuna benziyor. Hastayı ameliyat aldık. Ameliyat çok başarılı geçti. Hasta, hasta öldü. öldü. Hasta öldü. Tam Bak. bu. Ameliyat çok başarılı. Ya nasıl ailecek gidiyorsun. Ya ameliyat çok başarılı geçti işte. Hüseyin Bey'i aldık. Her şey çok iyi. Dikişler, mikişler. Ee? Haftaya çıkar sabah öldü. <laughs> Evet o misal oldu biraz. Gulam ne demiş? Bizim bu eleştirdiğimiz biraz önce Solbek. Bu galibiyet hocamız Armağan'dır. Bu takımı kendisi kurdu. Sağının içinde ve sağının dışında. İnanılmaz özverili çalıştı. Bu galibiyet içinde onların inanılmaz çabası var. Çok mutluyuz demiş. Ama bir dakika. <laughs> ben de bazı şeyleri hiç unutmam. Hatay Spor sizi tebrik ederim. Gittiniz İstanbul'da çalıştınız, orada çalıştınız o acının üzerine. Geldiniz çatır çatır başarılar kazanıyorsunuz ki memleket perişan oldu sizin. İnsanları mutlu edip güldürüyorsunuz ama bazılarını mutsuz yaptınız be. Size niye orada antrenman yapmadınız da sahaya çıkmadınız dediler o Aa kadar ödünün üzerine. Ben bazı şeyleri unutmam hocam. Merak hocam. Yok Kals. öyle hikaye. Orada antrenman yapacaklarmış milyonlarca insan, binlerce insan ölü... Maça çıkacaklarmış. Niye çıkmamışlar ya? Vay anasına ya sayın seyirciler. Heh. Helal olsun Hataylılar. Ha şimdi dur. Bir not aldıydım. O notu yerine koyayım. Çünkü bayağı not var. Onu sileceğim. Hocam ya rica ediyorum. Hasseten rica ediyorum. Maçtan evvel... İstiklal Marşı çalınıyor değil <laughs> mi? Evet. Ya teknik direktör arkadaşlar yabancı futbolcularınıza söyleyin ya. İstiklal Marşı çalarken jikle çiğnemesinler Allah aşkına. Tabii tabii bir saygı göstermeleri gerekiyor. Söyleyin ya. Kişiler. Söyleyin de İstiklal Marşı çalarken bari jikle çiğnemesinler. Bir ellerine mellerine alsınlar veya saklasınlar. Çirkin gözüküyor. Yani olmuyor. Şık değil, Ben söyleyeyim bu de. Bu ülkede yönetici olarak para size düşüyor. Teknik direktör olarak size düşüyor. Doğru bir şey söyledim. Ben hocam. ikaz edeyim. Siz gereğini yapın lütfen. Ee, evet. Bir Galatasaray'ın fiksürüne bakabilir miyiz Avrupa maçları bitene kadar çünkü dedik ya Avrupa etkisi Avrupa yorgunluğu bu skorda e, belirleyici oldu diye şimdi 25 Kasım'da milli maç arasından sonra Alanya sporu konuk edecek Galatasaray Alanya iyi gitmiyor asıl ondan sonra 29'unda Manchester maçı var iki tane final maçından ilki Avrupa'daki Sonra Pendik maçı. Oradaki iç saha fikstürü yani lig fikstürü iyi Galatasaray'ın. Alanya Pendik İstanbul dışına çıkmıyor. Ama Adana Demirspor'la Sivas'ın arasında Kopenhag maçını oynuyor ki o da kilit maç olacak, final maçı olacak. Orası Galatasaray. Orası biraz sıkıntı olur. Ve Manchester'i yenerse çıkıyor. E, farklı farklı şeyler de olabiliyor. Birçok şey var. İkisinde berabere kalsa bile bazı alternatiflere göre olabilir ama. Abi yenerse diyorum. Ben. Yenerse çıkar hocam tabii.